Samimi Haber özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz hukukçu Serkan Toper. Sayın Toper, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Derya Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gündemimiz malum altılı masa ve çok yoğun bir şekilde artık gündemimizde altılı masayla ilgili akılda olan birçok soru da var. Şimdi bununla ilgili özellikle altılı masada kurulu sisteme bir karşılık söz konusu. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Yani kimin yönetim sistemini benimsiyorlar sizce? Yani altılı masa yeni tabiriyle yenilgi. Küçük hesaplarla büyüyenlerin masası. Artık bu imaj yerleşti, her ne kadar toparlansalar da biz aylardır söylediğimiz bir şey vardı. İstikrarlı ve güçlü bir yönetime ihtiyacı var Türkiye'nin. İçeride ve dışarıdaki gelişmeler dikkate aldığımızda öyle her an kırılgan, kaosa açık bir iktidar modeliyle Türkiye'nin özellikle 2013'ten bu yana başına gelenler, bakıyorsunuz 17-25 darbe girişimi, ondan önceki toplumsal gösteriler, akabinde darbe girişimi, akabinde Suriye operasyonları, maruz kaldığımız göç istilası, maruz kaldığımız Amerika'nın ekonomik saldırıları, devamında pandemi süreci, devamında Rusya-Ukrayna krizi ve devamında da yüzyılın felaketi. Tüm bunlar olurken önemli bir kısmında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı istikrarlı ortam ve güçlü yönetim modeliyle Türkiye bu badirelerin tamamına karşı bir direnç göstermiştir. Yani böyle bir altılı masayla Türkiye o dönemde yönetiliyor olsaydı muhtemelen bu saydıklarımızdan herhangi birinin başına gelmesi halinde çok çok derin krizlere sürükleneceği de bir muhakkak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öngördüğü milli devlet güçlü yönetim anlayışının ne kadar kritik ve önemli olduğu da anlaşılmıştır. Emperyal güçlerin ısrarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de hedefe koymaları da tam da bu yüzdendir. Yani diyorlar ki bu kadar badire Fransa'nın başına gelse atlatamaz. İngiltere'nin başına gelse atlatamaz. Bakın saydığım şeyler 10 yılda hani toplumsal gösteriler dünyanın her yerinde oluyor. Bir kenara koyun. Evet. Hadi yargı eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışılması. Hadi onu da bir kenara koyun. Ama darbe girişimi olacak. Dünyanın süper gücü Amerika size parmak sallayıp ekonominizi mahvederim diye Trump tweet atacak. Hemen yanı başınızda Suriye, Irak, Ukrayna, Rusya, buralarda iç savaş ve savaş olacak. Pandemi bütün dünyayı etkiliyor. Türkiye bir de bu pandeminin yaralarıyla uğraşıyor. Çünkü bir üretim merkezi Türkiye aynı zamanda. Ve yüzyılın afeti başa gelecek. O ufak tefek, o süreçte tabii ki sel felaketleri, yangın felaketleri, bunları dahi olağan görebildiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Yani 17-25 Aralık'tan sonraki günümüze kadar olan süreçte yaşanılanlar, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum, afetler, savaşlar vesaire. Ama bir de son döneme tam bakıyoruz. Bir altılı masa kuruldu. Şimdi bir kaos daha Türkiye kaldıramaz dediniz. Ancak altılı masanın en başında olan bir kaos var. Özellikle buna değinmek istiyorum. Bu halkın kafasında özellikle Millet İttifakı tarafında farklı bir düşünceye sevk eder mi halkı? Çünkü bir masa kuruldu bir yıl önce. O masada her ay neredeyse bir adayın açıklanmasını bekledik. Sonrasında masa tam kuruldu, aday açıklanacak derken Sayın Akşener'in masadan kalkması, ertesi gün tekrardan masaya dönmesi, o bir günlük süre içerisinde atılan tweetler ve özellikle masayla ilgili yorumlar derken ve geldiğimiz konu bugünkü. Bu halkın kafasında sizce nasıl bir etkiye sebep olabilir? Bakınız halk yorgun, hepimiz yorgunuz. Ama bu yorgunluğumuzun sebepleri bizden kaynaklanan, ihmallerimizle kaynaklanan, yaşadığımız depremin afete dönüşmesi. Burada bir dış etki yok. Bizim yıllara dayalı ihmallerimizin birikimiyle 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Milyonlarca insanın hayatı alt üst oldu. Ama bu coğrafyada yaşamanın ve emperyal operasyonlar sebebiyle bizi fazlasıyla yoruyorlar. Türkiye'nin çıkan Rusya-Ukrayna savaşında bir dahli yok, kusuru yok yönetimlerin. Pandemide dahli yok. Yine onun dışında ABD'nin Türkiye ile ilgili Ankara merkezli aldığı siyasetler sebebiyle Türkiye'ye sürekli siyasi operasyonlar düzenli olmasında da yönetimlerin hatası yok. Ve tabii ki bu operasyonlar sürekli Türkiye'de falan bu operasyonlar halkımızı yordu mu? Yordu. Her birimiz yoruldu. Ama bu coğrafyada yaşamanın bedelleri var maalesef.
kritik bir coğrafya ve sürekli teyakkuz halinde ve şuurlu olmamız gereken bir coğrafya. Seçim kazandırırım altılı masaya. Bunu siyasi sahiplerle söylemiyorum. Aklı başında sağduyulu düşünen hiç kimse altılı masanın Türkiye'deki Türkiye'yi istikrarlı bir yönetime kavuşturabileceğini iddia edemez. Sadece kendi gibi yaşayan, kendi gibi düşünen insanların iktidarda olsun ama Türkiye iyi yönetilmese de olsa olur diyebilen bir anlayışa da ülke teslim edilemez. Onların oy oranları da zaten 50+1 yapmıyor. Ben hep kronik öfkeliler diyorum. Ya o gitsin, sonrasının ne olacağının önemi yok. Böyle bir anlayışla oy tercihi geliştirdiğinizde aslında yaşadığınız ülkeye dair de sorumluluklarınızı yerine getiremiyorsunuz. Bu illa Cumhur İttifakı'na oy verin değil. Ama lakin umut bağladığınız muhalefete dizayn verin. Deyin ki arkadaş, bak karşı tarafta Cumhur İttifakı var. Bir kitlesi var. Söylemleri ortada, ilkeleri ortada. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ama orada bir uyum var, istikrar var. Ya siz de iki parti, CHP ve İYİ Parti, toplumsal tabanlarınız var. Terör partisiyle temas kurmadan. İşte AK Parti'nin geçmiş hatalarını sürekli eleştiriyorsunuz. Peki o geçmiş hataların mimarlarının o masada ne işi var? Ya o zaman bir hukukçu olarak şunu soruyorum. 72 bin oy almış bir partiye biz niye 5 milletvekili veriyoruz? Niye biz 72 bin oy almış bir partinin genel başkanına cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verip bir demokratik garabet oluşturuyoruz? Bu manzarayı muhalefet hak ediyor mu? Çıkın, güçlü yönetim, istikrarlı yönetim vurgusunu İYİ Parti ve CHP bir araya gelsin ve topluma, muhaliflere anlatsınlar. Toplumun her kesimini anlatsınlar. Ama Türkiye böyle altı parçalı, demokrasi geleneklerine sığmayacak şekilde, ya Demokrat Parti Cumhurbaşkanı adayı olsa aldığı oy oranıyla 72 bin oyla Cumhurbaşkanı dahi adayı olamayacakken hangi millet iradesi nasıl tecelli edecek ki 5 milletvekilliği verilecek? Yahut da Saadet Partisi bindirik dilimlere düşmüş oy oranıyla, daha önce hiç millet terasına çıkmamış Davutoğlu Babacan, neye dayanarak bu milletvekili sayılarını alacaklar? Bu kadar yorgun, ekonomik kriz vesaire, bazen halkta tepkiler olabilir iktidarlara karşı. Ama iktidarların güçlü bir alternatifi yoksa millet yine ne der? Eldeki kuş, daldaki kuş misali. Aman der, eldekinden yani, de olmayalım der. Bir hukukçu olarak özellikle son yaşadığımız afetten sonra da halkın istikrardan yana olmasını söylediniz. Bir de en çok konuşulan son iki gündür özellikle HDP bu masanın neresinde tartışması. Aslında HDP masanın her zaman bir tarafındaydı ama görünmüyor mu? Yoksa HDP sonraki süreçte mi dahil olacak? Sonraki süreçte dahil olursa diğer parti liderlerinin tavrı ne olur? Bununla ilgili izlenimleriniz var mı? CHP ve İYİ Parti iki parti bir araya gelip millete umut veren vizyon ortaya koyamadıkları için kaderlerini HDP'ye bağladılar. HDP'yi sürekli meşru görmeye yarışı içindeler. HDP'yi övdükçe demokrasi gelenekleri ve özgürlük kılıfları altında aslında bir yandan da PKK terör örgütüne güç verdiklerinin de farkında değiller. Hep şu örneği verdim. PKK siyasi uzantısı HDP'nin ne kadar oy aldığının önemi yok. Çünkü bir tane öfkeli bir adam çıksa dese ki ben kadına şiddeti meşru görüyorum ve bunu da siyasi söylem haline getireceğim. 700 bin oy alsa şeyi mi tartışacağız? Ya ne yapalım ya? Kadına şiddeti de meşru gören Türkiye'de 700 bin tane insan var. Bunları yok sayamayız. Bunlar da demokratik meşru siyaset yapıyor diyebilecek miyiz? Bu altılı masayı oluşturanlar her defasında karşımıza Türkiye'de 5.8 milyon oy almış bir HDP gerçeği var diyorlar. Sizler bu terör partisine sürekli alan açtıkça, terör partisinin sürekli elini kuvvetlendirdikçe, bölgede devlet bir şeyler yapıyor, örgüt sahaya iniyor diyor ki bak bizim sayemizde oldu bu. Peki bu propagandayı alan açanlar kimler? 2015 öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açılım süreci garabet. Adalet Kalkınma Partisi 7 Haziran'da milletin mesajını alıyor, oylar %40'a düşünce. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ne yapıyorlar? Bir anda terörle çok kararlı bir mücadele başlıyor. Ve bizim terörün eylem ve söylemlerine teslim olmak yerine o 5.8 milyon insana şunu söylememiz lazım. Bizim insan hakları temelinde demokratik kusurlarımız varsa bunu sırtını PKK'ya dayamışlarla konuşamayız. Terör insanlık suçudur. Terör partisine verilen her oy aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimize de atılmış bir kurşun gibidir.
Peki son dakika HDP'de bu masada denilebilir mi? Böyle bir açıklama bekleniyor HDP mu açıkçası? HDP bu masada değil. HDP bu masanın hamisi. HDP olmadan seçim kazanma şansları yok. Çünkü aslında vardı HDP olmadan seçim kazanma şansları. Ama onlar gücünü milletten almak yerine aslında bir takım projeleri hayata geçirmeyi denediler. Onunla ilgili misyon edindiler. Amerika'ya, Washington ve Brüksel'e bağlı Türkiye hayallerine hizmet etmeyi tercih ettiler. O yüzden o yüzden de gücünü, enerjisini, söylemlerini milletten alamayanların da HDP'nin o masada %7-8 oy getirecekken, yani getirecek diye kaygılandırdıkları, ürküttükleri %30'luk, 40'lık seçmen kitlelerini de göremez hale geldiler. Yani Demirtaş cezaevinden mektup yazıyor, açık mektup diye. Diyor ki ben HDP seçmeniyim diyor. İşte benden nasıl oy almayı düşünüyorsun diyor. Ve çok önemli, biz şu söylemimiz vardı. HDP seçmeninde oy almak için HDP kurumsala kimsenin ihtiyacı yok. HDP'ye diyeceğiz ki sen terörün siyasi şubesin. Seçmenine dönüp diyeceğiz ki gelin bin yıllık kardeşliği, demokrasi geleneğimizi birlikte yaşatalım. Hı hı. Ama ve lakin Demirtaş ne diyor? Muhatabınız diyor HDP seçmene değil, HDP kurumsal diyor. Çünkü o insanların iradesinin kendilerinde ipotekli olduğunu düşünüyorlar. Biz de buradan diyoruz ki, ben de Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş bir seçmenim. Ey HDP, bizden nasıl oy almayı düşünüyorsun? Madem Türkiye'de meşru bir parti olduğunu iddia ediyorsun ya. Örneğin anayasanın ilk 4 maddesine sadakatle bağlı mısın? Örneğin bin yıllık kardeşlik senin için önemli mi? Örneğin Türkiye'deki ulus devlet kavramından rahatsız mısın? Örneğin PKK terör örgütü müdür? PKK bebek katili bir terör örgütü müdür? Bunları söyleyebiliyor musun? E bunları söyleyemeden bu ülkedeki çok geniş halk kitlelerinden nasıl oy almayı planlıyorsunuz? Muhatabınız Türk milletidir. Muhatabınız Türk seçmenidir. Buyurun hadi oy alın bizden. Hangi söylemenizle oy alacaksınız? Hasım ağızlarıyla mı bizden oy alacaksınız? HDP Türkiye partisi değildir, Türkiye'nin hasım partisidir. Amerika'nın kullanışlı aparatıdır. Oraya 5.8 milyon insanın oy vermesi de bu gerçeği değiştirmez, çok net. Şimdi en çok merak edilen konular arasında 6 tane siyasi parti lideri var. Bunlardan bir tanesi yani Sayın Kılıçdaroğlu. Geçtiğimiz günler itibariyle Cumhurbaşkanlığı adaylığını Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıkladı. Şimdi Cumhurbaşkanı olduğu takdirde buradaki diğer kalan siyasi parti liderlerine talimat verebilecek mi sonraki süreçte? Yani bu en çok merak edilen konu. Hani bir lider duruşu, bir talimat verebilme ya da bazı şeyleri yönetebilme noktasında nasıl bir öngörünüz var? Ya tabii talimat bir parti, aynı zamanda Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olduğu için başka bir siyasi partinin genel başkanına talimat vermesi zaten söz konusu olamaz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vaatleri de var çünkü aynı zamanda. Şöyle, Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı kabul ettiğiniz andan itibaren artık neyi kabul etmiş oluyorsunuz? O emir komuta zincirinin içine girmeyi de kabul etmiş oluyorsunuz. Elbette ki yürütmenin faaliyetleri anayasadaki 104'teki yetkilerin kullanımı açısından burada bir beis yok. Ama bu 6 genel başkanın her konuda kriz çıkarmadan anlaşabilmeleri mümkün değil. Bir anlaşır, iki anlaşırlar. Geçen hafta yaşadığımız gibi bir konuda bir anda kriz çıkar. O krizin bedelini de kim öder? Millet öder. Şimdi ne diyorlar? Ya bakın ne kadar iyi diyor. Krizi yönetebilme becerimizin olduğunu ortaya koyduk. Ya sen iktidarda olsaydın 3 günde borsalar alt üst olmuş. Esnaf batmış, iş adamları batmış. Sen 3 gün sonra da tekrar bir araya geldiğinde gördünüz mü kriz yönettik. Nereye yönettin? Peki verdiğiniz hasar ne olacak? Telafisi güç, zararlar ortaya çıkmayacak mı? Bu insanların, bu ülkede yaşayan insanların belini bükmüş olmayacak mısınız? Altılı Masa'nın yönetiminde Türkiye 6 ay içinde memur maaşlarını ödeyemez hale gelir. Çok net ifade ediyorum. Yani masada Türkiye, yaşananların aslında olası bir cumhurbaşkanlığı sonucunda aynısını defalarca yaşayabileceğimizi öngörüyoruz. Ya seçmene samimi değiller, hep maskeliler. Ben başbakan olacağım diyor ama cumhurbaşkanı yardımcısı da olacağım diyor. Milletvekili olmayacaksan nasıl başbakan olacaksın? Onu soruyorlar, bu sefer diyor ki bir yıl sonra tekrar seçim yapacağız. Hani Türkiye'nin gündemi deprem yaralarının sarılması değil mi? Siyasi ikballeriniz için Türkiye durup durup sürekli seçim mi yapmak zorunda? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini beğenmiyoruz diyor. 360 milletvekili alamayacağınız real bir politik gerçeklik. Ondan sonra diyor ki anayasayı diyor fiilen diyor bunu biz parlamenter sistem gibi
öngörüp ona göre davranacağız. Hani Türkiye'de anayasaya uyulmuyordu. Geldiğinizde mevcut anayasayı kadük bırakmaktan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir samimiyetleri yok, hiçbir tutarlılıkları yok. Böyle bir tarza da ülke teslim edilmez. Asla çıkıp millete şunu söylemeleri lazım. Türk dış politikası her zaman yüzü batıya dönüktür. Bunu kimse aksini iddia edemez. Yine batı yüzü batıya dönük olmaya devam edecek ama Selçuklu'nun çift başlı kartalı gibi bir yüzle doğuya dönük olacak. Yani şimdi son Somali'de, olarak... Somali'de ne işimiz var demeyecek, Afganistan'da ne işimiz var demeyecek. Tarihi kodlarına uygun olarak her coğrafyada etkin ve etkili olmaya çalışacaktır Türkiye. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum açıkçası. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklamadan bir gün önce, yani Sayın Akşener'in masadan kalktığı anda aslında bazı talepleri vardı. Sayın Yavaş ve İmamoğlu noktasında halk bunlardan birini istiyor ve bunlardan bir tanesinin noktasında karar kılınmadığı sürece bu masaya oturmam dedi. Sonrasında masaya döndüğünde bunlardan ikisinin de, yani hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı yardımcılığının verileceğine dair bir açıklamada bulundular. Fakat sonrasında Kılıçdaroğlu kendi adaylığının açıklandığından sonra sahaya çıkıp açıklama yapınca Mansur Yavaş ya da İmamoğlu demedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız yanımızda olacak dedi. Ama bu neyin sinyaliydi sizce? Yani net bir isim de vermedi açıkçası. Ya bu şeydi işte, Meral Akşener niye masadan kalktı da niye masaya oturdu demesinler diye göstermelik bir çözüm önerisi gibi sunuldu. İşte Akşener yani bunu aldı. Yani kesin bir şey olmayacak gibi bir durum da var burada. Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu formülü gibi. Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu formülü diye adlandırıyorum bunu. Ama ben burada dikkat edilmesi gereken konu şu: İstanbul bilim adamları uyarıyor. Deprem kapıda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işi gidip orada otellerde iki parti arasında arabuluculuk yapmak değil. Acilen İstanbul'u depreme hazırlamak. Genel siyasete bu kadar meraklıysa hemen bugün, hemen derhal istifa etsin. Aklı, motivasyonu İstanbul'a hizmet olan bir CHP'li üyeyi buraya bıraksın. Çok net. Cumhur İttifakı kararında anlayış gösterecektir mecliste çoğunluğu olmasına rağmen. Halkın iradesi CHP'den yanaydı deyip. Ama Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ekrem İmamoğlu'nu, cidden Ekrem İmamoğlu'nun belediyecilik anlayışını hak etmiyor. 16 milyon insanın geleceğini bu şekilde kendi siyasal yaşamının arkasına atıyor olmasını da hak etmiyoruz biz. Her birimizin evladı var. Hayata bir kere geliyoruz. Her birimizin hayatı da Ekrem İmamoğlu'nun siyasi ihtiraslarından çok daha önemli. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bugün itibariyle istifa etsin. Gitsin genel siyasete ilişkin ne kovalamak istiyorsa kovalasın. En doğal hakkıdır. Ama ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım. Ben gideceğim orada arabuluculuk görevlilerinde bulunacağım. Ekrem İmamoğlu, sen Türkiye'nin en büyük büyükşehirin belediye başkanısın. Konya Büyükşehir orada. Türkiye'deki bütün belediyeler, CHP'li, MHP'li, AK Partili bütün belediyeler orada. Deprem bölgesinde olmayan tek belediye başkanı kim? Ekrem İmamoğlu. O ne yapıyor? Otel lobilerinde İYİ Parti ile CHP arasında arabuluculuk. Kendisine bir siyasi konumlandırma peşinde. Türkiye'de evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da özellikle bahsettiği buydu. Deprem olduğunda ilk koşacak olan yer İstanbul Büyükşehir'dir. Evet, depolarında Sayın Cumhurbaşkanı da buna bahsetti. Bizim gündemimiz siyaset ya da seçim değildir. Biz şu anda deprem odaklı gidiyoruz ve oradaki konteynerleri Ramazan ayının birinci gününe kalmadan yetiştireceğiz dedi. Bir açıklama yapıldı yetkili ağızlardan özellikle. Ama bu diğer tarafa bakıyoruz. Özellikle şu depremi konuştuğumuz günlerde seçim süreci daha da hızlanmış görünüyor. Yani bu seçimin gündemi deprem. Seçimden sonra seçilecek iktidarın gündemi de deprem olmak zorunda. Başka şansımız yok. Bir siyaset kurumunun bu kısır çekişmeleri içinde enkaz altında kalma sırasının bize gelmesini bekleyemeyiz. Siyasiler sorumluluk sahibi olacaklar. Biz de her defasında kendilerini uyarmaya devam edeceğiz. Çünkü tekrar altını çiziyorum, her birimizin yaşam hakkı onların siyasi ikballerinden daha önemli çünkü. Sayın Toper, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, kolay gelsin. Evet, bugünkü konuğumuz hukukçu avukat Serkan Toper'di. Diğer bir yayınımızda görüşmek üzere.